İyi akşamlar. Yayınıma hoş geldiniz. Bugün milliyetçi kışkırtmanın tekrarlandığı bir gün yaşadık. Suriye'ye hava harekatı düzenlendi. Savaştan beslenen ve savaşı politik olarak araçsallaştıran iktidar yine bildiğini yaptı. İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın misillemesinin yapıldığı açıklandı Savunma Bakanlığı tarafından. Aslında Suriye'nin kuzeyini vurmak için bu tür bahaneler ya da gerekçelere ihtiyaçları yok. Sürekli bombalanıyor. Hareket, kara hareketi yapılamadığından beri de aslında sürekli Kürtlerin bulunduğu mevzilerin bombalandığına dair haberler geçiliyor. Fakat burada toplumsal bir konsolidasyon için yeniden bir mühendislik işi var anladığımız kadarıyla. Biz henüz tam olarak İstiklal Caddesi'nde ne olduğunu bilmiyoruz. Daha doğrusu saldırıyı düzenleyenlerin, bombayı bırakanların bağlantıları nedir, ne değildir? Çok sayıda soru işareti var. Buna rağmen biz bunları yanıtlarını beklerken bu bombardımanla birlikte, dün geceden beri e, sürdürülen bombardımanla birlikte aslında şüpheleri ya da soruları da öldürmüş oldular. Bu saatten sonra sanırım toplumun önemli bir kesiminde bu soruların çok da anlamı kalmadı ya da buna artık gerek duyulmayacaktır. Çünkü e, işin içerisine asker harekat girdiği zaman, askerler girdiği zaman e, toplumun geniş kitlelerinde bir e, rıza üretiliyor. O yüzden de burada iktidarın başarılı bir şekilde bu meseleyi çözmek yerine yani bu bombalı saldırının kodlarını, gerçeğini, perde arkasında ne var bunları ortaya çıkarmak yerine ki işine gelmediği anlaşılıyor. Bu meseleyi de büyük bir fırsat penceresinden baktıklarını gösteriyorlar. Yani yeniden bir Allah'ın lütfu sayılabilecek bir durumla karşı karşıyayız. Savunma Bakanlığı'nın açıklaması 19 Kasım gecesi itibariyle Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın başlatıldığı yönünde nereler vuruldu? Resmi açıklama Kobani, Tel-Rifa, Cizre, Derik bölgeleri. Bunlar Suriye tarafında. Irak tarafında ise Kandil, Asos, Hakurk dağları. 89 hedef imha edildi deniliyor. Hedef alınan yerler barınaklar, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, karargahlar, eğitim kampları şeklinde. Fakat... Suriyeli kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre tablo biraz daha karmaşık. E, hedef alınan yerler hakikaten çok geniş bir bölgeyi kapsıyor, yaklaşık 700 kilometrelik bir alana yayılmış çok büyük bir hava harekatı söz konusu. Hem F-16'larla hem insan uçaklarla düzenlenmiş f 16ların Suriye hava sahasını. E, ihlal edip etmediği konusunda e, bir takım farklı e, iddialar var. Hükümete yakın bazı kaynaklar e, ihlalin olmadığını ve e, yüksek e, irtifadan e, saldırıların düzenlendiğini söylüyorlar. İnsan Hava Araçları Topçu Birlikleri de e, bu saldırılara operasyona iştirak etmiş fakat Sonuç itibariyle böylesi bir operasyon için hem Amerikanın hem Rusyanın da bir rızası izni ya da yeşil ışığı olması gerekiyor. Haber verdiklerini anlıyoruz. Sonuçta Amerikanın Erbil Başkonsolosluğu bir gün öncesinden Amerikan vatandaşlarına Türkiye'nin Irak ve Suriye taraflarında operasyon düzenleyeceğine dair haberlerden bahsedip dikkatli olmalarını e, söylemişti. Bu da Amerikan tarafıyla bilginin paylaşıldığı anlamına geliyor. E, şimdi e, tabii ki böylesi bir Türkiye'nin saldırı ya uğradığı bir, böyle bir tablo karşısında Amerikan ve Rusya'nın e, çok e, hani sınırlı e, ve e, muvakkat bir e, hava operasyonuna çok da itiraz etmesi beklenmez. O yüzden bu tartışmanın çok büyüyeceğini sanmıyorum. Ben az önce söylüyordum, Suriyeli kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre operasyon alanı son derece geniş. Kobani'nin merkezi, hemen güneydoğusunda Miştenur Tepesi, Kobani Ormanlı, Tel Abyad kırsalında bazı köyler, Gazali özellikle, Dicle kenarında Derik yakınlarında bir elektrik santrali, ve Kara Karaçok Dağı. Burası Karaçok daha önce 2017'de yine F-16'larla vurulmuştu ve e, YPG e, ciddi kayıplar vermişti. Dirbesi'ye bağlı Dar e, El Arab Silosu. Aynı da yine bir silo. Haseke'nin Kuzey Kısır'ında, Zirgan'da e, Telharmel Köyü. Burada Suriye askerleri vardı. Fırat'ın batısında da Halep'in kuzeyinde çok sayıda yer vuruldu. Tel Rıfat bunların başında geliyor. Deir Cemal, Minnik Asker Üssü, Aindakne, Maranaz, Malikiye, Şeyh İsa vesaire böyle devam ediyor. Afrin yakınlarında Şavarka bombalandı. Burada da Suriye askerleri vardı bu Şavarka'da ve buradan kayıplar ya da kayıp bilançosu nedir ona baktığımız zaman şimdi Kürt kaynaklara göre Miçtenur'daki inşa halindeki çocuk hastanesi yerle bir edildi. Şavargada Suriye ordusundan 10 asker öldü, 5'i yaralandı. Telharmel'de yine Suriye ordusu 3 kayıp verdi, 3 kişi yaralandı. Bir de bu meselenin birazcık daha farklı bir kaynaktan bilançosuna bakalım. Suriye İnsan Hakları gözlemevi ki bunu muhalifler kurmuş Londra merkezli ama Suriye sahasında iyi kaynakları var ve önemli bilgiler edinebiliyorlar. Onlara göre bombardımanda 31 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Suriye Demokratik Güçleri ve Asayiş Birimlerinin kayıpları 13. Bunların 10'u Karaçok çok Dağı'nda oldu. Suriye ordusu Şavarka'da 6, Telharmel'de 4, Gazali'de 2 asker kaybetti. Şimdi Sana Haber Ajansı'nın geçtiği bir haber var. Bir yetkili Türk saldırıları sonucunda birkaç asker şehit oldu deniliyor. Ama rakam verilmiyor. Genelde Suriye rakam vermiyor bu konuda bir kararları var anladığım kadarıyla. Savaşın başından beri ölen Suriye askerleriyle ilgili nadiren rakamlar paylaşılıyor, veriliyor. Ancak benim konuştuğum bazı kaynaklar Suriye gözlemevinin binin, insan hakları gözlemevinin rakamlarının doğru olabileceğini belirttiler. Şimdi bunun dışında ayrıca Anha muhabiri İsam El Abdullah Karaçok'ta ölenler arasında Sterk TV muhabiri Muhammed El Jarada da Kobani'de yaralanmış. Bu şekilde tablo var, görüntüler de var. Ben teknik olarak görüntüleri paylaşamıyorum. Ama internetten bunları bulabilirsiniz. Şimdi bu neyi değiştirdi? Evvela yani içeride ve dışarıda Erdoğan'ın elinin rahat olduğunu ve bu operasyonu düzenlerken çok fazla tepki ya da eleştiri almayacağının farkında olduğunu söylememiz gerekiyor. Ee, İstanbul patlaması böylesi bir ortam oluşturdu. Yani bir operasyon için elverişli bir ortam oluşturdu. Şimdi bunun içerideki yansıması kuşkusuz baktığımız zaman bir kere altılı masayı Erdoğan'ın dağıttığını söyleyebiliriz. Ee, yarınki gazete duvar yazımda da birazcık bunu anlatmaya çalıştım. Bu konuda yani okumak isteyenler e, gazete duvardaki yazımı da okuyabilirler. E, nasıl bir dağıtmadan bahsediyorum? Bir kere e, muhalefeti felç etme stratejisinde Suriye ve Suriye'de ve Libya'da yürütülen operasyonlar ya da Karabağ'da yürütülen operasyonlar çok işlevsel ve her seferinde ana muhalefet partisi ve diğer partiler, hükümetin yanında hizalanıyor. Bu sefer de sorulması gereken çok ciddi sorular vardı. Yani Süleyman Soylu'nun hemen hızlı bir şekilde bize önerdiği bir senaryo ya da önümüze koyduğu bir senaryo vardı. Bu patlamayla ilgili. Patlamada ortaya çıkan bazı bağlantılar kesinlikle örtbas edildi. Yani bir MHP il başkanının telefonunun karışması. Yine ...tutuklananlar arasında ösu bağlantılı olanlar var. Ee, onlarla ilgili e, soruşturmanın ne yönde ilerleyeceğini bilmiyoruz ama... E, ...bombayı bırakan kadının profilinden tutun da... E, ...lojistik destek sağlayanlara kadar işin içerisinde çok e, enteresan gariplikler var. Muhalefetin bunların üzerine gitmesi ve bunu aydınlatması gerekiyor ki... ...özellikle bu dönemde muhalefet... Erdoğan'ın seçimler yaklaşırken ciddi anlamda seçimler yaklaşırken ciddi anlamda provokasyonlar yapacağını, işte operasyonlara kalkışacağını, şiddeti politik araç olarak kullanacağını, yani 2015'te iki seçim arasında yaşanan o dehşet tabloların ve insanların kanaatlerini, fikirlerini iktidarın yanında işte toplayan bu taktiklerin tekrarlanacağını söylüyorlardı, öngörüyorlardı. Bu başladı ve fakat muhalefet bu konuda bence bence sorumluluğunu tam olarak yerine getirmedi. Bunun yerine operasyona tam destek veren açıklamalar yapmaya devam ettiler. İşte bu iktidarın tam da oyununa gelmek anlamına geliyor. Burada iktidarın istediği yönde bir irade ya da tepki ortaya çıkıyor. Erdoğan bu saldırıyı kullandı. Yani G20 zirvesine giderken hiçbir şekilde hani zir yolculuğunu birkaç saat erteleme gereği bile duymadı. Ve orada taziyeleri kabul etti. Biden'la görüşmesinde de aslında söz üstünlüğünü ele geçirmiş olarak görüştü. Arkasından 97 ülke ve uluslararası örgütün taziyelerine teşekkür mesajı yayınladı. Onların bayraklarını kolajlayarak vesaire Twitter hesabından. Şimdi Böylesi bir şeyi, hani dehşet olayı, terör saldırısını hem içeride muhalefeti felç etmek için hem de dışarıda ilişkilerini bu şekilde hani kullanmak için, ilişkilerinde kullanmak için bu mesele birazcık Erdoğan'a yarıyor. Bunun böyle olacağını hepimiz tahmin ediyorduk ve oldu. Şimdi bu Suriye'de Şimdiye kadar düzenlenen operasyonlara baktığımız zaman Suriye'de neyi başardı? Yani eğer mesela mesele Kürtlerin orada e, işte kendi bölgelerinde bir özellik inşa etmesi ya da e, örgütlenmesi ise bu operasyonlar bunu hiçbir şekilde etkilemiyor. Yani e, orada askeri çözümün içeride işe yaramadığı gibi sınırların altında yaramayacağını yani sadece objektif bakarak birazcık da vicdanla bakarak anlamak mümkün fakat maalesef Türkiye'de bir biz korkunç bir milliyetçi zehirlenme var ve bu herkesi etkiliyor yani muhalefeti de etkiliyor ve muhalefet, hükümete buradan daha doğrusu bir e, itiraz cephesi geliştirebilecekken e, bunu yapamıyor ve bundan sonra da muhalefetin varlığı ile yokluğu arasında bir şey kalmıyor. Yani Erdoğan'ın en iyi olduğu alanda muhalefet fazlasıyla zayıflık gösterdiği için de bu oyun tekrarlanabiliyor ve önümüzdeki süreçte daha da tekrarlanacak gibi de duruyor. Şimdi burada Suriye ordusunun kayıpları da var. Yani bir taraftan da Erdoğan bir seçim vaadi verir gibi işte Suriye ile de sil baştan seçimden sonra sil baştan bir sayfa açabileceklerini söyledi geçenlerde. Ama bir taraftan da Suriye ordusunun kuzeye sınırlara gelmesine ilişkin rahatsızlığını her seferinde bir bombardımanda birkaç Suriye askerlerinin bulunduğu noktayı vurarak gösteriyor. Bu da enteresan tabii. Yani e, enteresan dediğim yani Erdoğan burada e, Şam'la normalleşmede barış derken kendi koşullarını dayatıyor. Yani ben sahadayım, sahada olmaya devam edeceğim. Bu şekilde bir sıkışalım ama egemen bir ülkenin topraklarında Türk askeri bulunuyor. Orada Türkiye'nin desteklediği sayıları 10 binleri aşan, yüz binleri aşan, daha doğrusu yüz bini aşan bir milis varlığı var. Anormal bir durum. Hiçbir ülkenin, hiçbir komşunun kabul edemeyeceği bir durum. Erdoğan bundan vazgeçmeden diyor ki, hadi biz normalleşelim ee, ama bunun ön koşulu nedir? Orada Kürtlerin bulunduğu alanları dağıtalım birlikte dağıtalım. Amerika o, o bölgeden çıksın. Ama aslında Amerika'nın sadece Kürtlerle ortalığı ortaklığı bitirmesini istiyor. Amerika'nın Suriye'deki varlığından çok da rahatsız değil. Hatta bunu kendisi için de bir güvence olarak görüyor. Yani Amerika gerektiği zaman Suriye'ye e, Şam dahil her tarafı vurabilir, dağıtabilir. Yani ve Amerika Türkiye'nin Fırat'ın e, batısında Suriye e, Milli Ordusuyla oynadığı oyundan da memnun. Bunu da Amerika kendi çıkarları açısından önemsiyor. Bunu e, James Jeffrey defalarca söyledi. Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki e, hani politikasından rahatsızlar ama Fırat'ın batısında e, özgür Suriye Ordusu, Suriye Milli Ordusu her neyse ya da cihatçı gruplarla yürüttüğü bu e, operasyonlardan çok da rahatsız değiller ve ile burada bir şey var, çakışma var. Ve e, buradaki oyun devam ederken Erdoğan istediği Amerika'nın çekip gitmesi değil. Hatta son Tahran'daki Astana platformu toplantısında e, Erdoğan o, o toplantıdan Amerika'nın çekilmesi yönünde karar çıktı. Erdoğan bunu paylaşırken böyle uygun görüldü dedi. Çok enteresan bir aktarımdı. Yani biz böyle karar aldık diyemedi Böyle uygun görüldü yani ortaklarımız var yani ortaklarımız bunu böyle uygun gördü biz de katıldık bir mahcubiyet vardı. Ee, tabii ki yani Kürtlerle ortak olmayın gelin Suriye Milli Ordusu ile ortak olun dediği için ve Amerika ile bu konuda uzlaşmazlık yaşandığı için problem işte 2014'ten beri devam ediyor ama Mutlak anlamda burada Amerikan karşıtı Suriye'de Amerikan karşıtı bir duruşta söz konusu değil. E ve e, aslında ben şimdi doğrusu mesela Şam'la normalleşmenin sadece ve sadece Erdoğan'ın kendi hesaplarıyla ilgili değil. Aynı zamanda Amerika'nın itirazı nedeniyle de e, yol alamadığını düşünüyorum. Orada Amerika'nın da bir şeyi var. Önemli bir rolü var ve bunu söylemiyorlar, paylaşmıyorlar da. Çünkü Amerika'nın itirazı yani Şam'la henüz sonuç alamadan istedikleri bir sürü şeyler var. Bunlar Şam'ı şekillendirmektir, Şam'ın çizgisini değiştirmektir, Şam'ın İsrail'e karşı düşmanlığını bitirmektir ya da İran'la ortaklığına son vermektir vesaire. Bunlar olmadan Şam'la normalleşmeyi Amerika istemiyor. O yüzden o yüzden Türkiye'nin de böyle yani esatlı anlaşma noktasına varsa bile Amerika'nın da rızasını arayacaklarını düşünüyorum açıkçası. Amerika ile kavgaları Amerika ile kafa kafa gelme pahasına bir kavga değil. Ben özellikle seçime doğru bir ...vahşetin idaresi dediğim bir stratejinin işleyeceğini düşünüyorum ve bunu aslında düşünürken de dehşete kapılarak söylüyorum. Bu son derece tehlikeli ülke için, ülkenin geleceği için, hepimiz için çok tehlikeli. 2015'teki durumdan çok daha fazla ileri boyutlara taşıyabilirler bunu ve bu kötü senaryoyu bertaraf etmek lazım burada elbette muhalefete iş düşüyor ama muhalefet gerçek itiraz cephesi oluşturamıyor ve altılı masa bugün itibariyle yeniden Erdoğan'ın istediği yönde şekillenmiştir. Bu üzücüdür tabii ki. Sonuçta olan ülkeye, bölgeye oluyor ve halklar arasında müthiş bir düşmanlık yaratılıyor. Buna dur diyecek, bunu tersine çevirecek yeni bir Kodlama lazım, zihinsel kodlama lazım. Bu yok maalesef. Bu cesaretle söylem geliştirmeyi ve bunun arkasında durmayı gerektirir. Henüz bu noktada olunamadığını izliyoruz. Bu akşamlık bu kadar diyorum. Bana katıldığınız için desteğini, desteğinizi sunduğunuz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, barışçıl günler diliyorum.